Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı sabahlar, hayırlı günler olsun inşallah. Hayırlı işler. Ben Nizamettin Akbaş. Her zamanki gibi yine yollardayız. Bugün günlerden salı. Şükürler olsun ki yine işimizin başındayız. Ve bugün daha farklı bir yere gidiyorum. Hiç gitmediğim bir yere gidiyorum. Çarşamba Ayvacık Salı Pazarı diye bir yer var. Çarşamba'nın ilçesi. Oraya gidiyoruz inşallah. Ama gitmeden önce herkes bir şeyler diyor bana. İşte orada dikkat et. Tek şerit yola düşüyor. Oranın arabaları çok hızlı gidiyor. Birdenbire önüne çıkıyor. İşte ince Golden depoya kafadan in. Geri inme. Tamponu orada bırakırsın. Of dedim la, bir durun dedim ya. Daha yola çıkmadan dedim. Siz dedim beni strese soktunuz dedim ya. Yaşayacağız, göreceğiz dedim. Sonrasında da bana dediler işte oradan çarşambadan giderken 3 tane hamal alacaksın. La 3 tane hamal alacaksın da ortalık zaten karışık. Ben nasıl arabaya adam alayım dedim. Dediler onları almazsan araban geçmiyor. Mecbur alacaksın işte. Adamlar neyle gidecek salı pazarına? Yani bugün bayağı bir sıkıntılıyız arkadaşlar. Sonra hamalı aradım. Hamalları. Yani boşanacak olan kişileri. Dedim ne dedim. Ben dedim geliyorum dedim işte. Falan yerdeyim. Şuradayım. Adam demesin mi? Ayvacık yolundan salı pazar yoluna dönünce dedi. Sağda inşaatın orada bekle. Şu an Ayvacık yoluna döndüm arkadaşlar. Çarşambadan. Salı pazarı istikametine devam ediyorum şu an. Hadi bakalım. Yolumuz bahtımız açık olsun inşallah. Arkadaşlar şimdi Salı pazarı stadyum Ayvacık. Şöyle bir Salı pazarı tarafına bir dönüş yapalım bakalım. Herhalde dayımın dediği büyük kavşak burası. Orada bir inşaat var dedi. İnşaat da hangi inşaat? Baba bilmiyorum ki ya. İnşaat dedi, yeni inşaat. İnşaat yok dedi, yeni inşaat. Şurada bir bekleyelim bakalım. Neyse az daha gideyim de. Daha ilerlerde bir yerde bekleyeyim. Ya da dur ya, şöyle dayımı arayayım da. Arkadaşlar şimdi Salı Pazarı yoluna girdik. Adamlar beni 4 yolunun sonunda bekliyormuş ama hala kimsecikler yok. Nerede bekliyor bu millet beni arkadaş, ben anlamadım ya. Aynen derdine tüküreyim ya. Saat oldu 8.30 geçti, 9'a geliyor arkadaşlar. Bu nedir ya? Bunlar nerede bekliyormuş beni? Ay anasını ya. Kaldık sıkıntıya ya. Ulan arkadaş ben nereye geldim böyle ya? Salı pazarı yoluna girdik. Ter metabolası takip ede. Şeker daha bu. Yanlış olmuyor lan. Şeker burada. He şeker. Ne yapıyor ya?
Yani bana bundan arabadan içeri gireceksin demesinler. Oraya mı gireceğim? Ben dedim ya. Bir dakika. Böyle iyi de ha. İyi böyle iyi. Allah şükürler olsun. Vallahi arkadaşlar gördüğünüz gibi geldiğimiz yer aynen köy gibi, kasaba gibi bir yer. Tek kiraz bir de lahmacun diye. Tek kiraz mı lan burası? Yıldırım Apartmanı. Görmüş olduğunuz gibi şuradan beri geldim, bu araya girdim. Şimdi buradan geri çıkacağız. Makaslarken inşallah bir yere vurmayız. Köye bas. Gel. Koduk. Aa, sıcak yumurta var mı yumurta? Benim yumurtanın anası bunlar, anası. Yumurta. Oradan bir sıcak yumurta verin baba. He? Kıt kıt kıdak, yumurtam çok sıcak. Abi yumurtam yavaşlamış. Köy yumurtası gibisi var mı ya? Nereye geldim ben ya? Lan Yıldız'ım, seni nerelere getirdik biz ya? Kıt 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 kıdak, kıt kıt kıdak, yumurtam sıcak, gel kızım gel, yumurtamı çıkartacağım. Yer mi arıyorsun, gerek yok, aa gel, açtım ben kapıyı. Gel, hadi gel. Aa geliyor lan, gel, abla yumurta gel. Gel sıcak alayım da bir tava yapayım, gel. Bak sen zilli ya. Gelsene kız. Gelsene, nereye gidiyorsun? Aa, bunlar da biliyor benim yumurtacı olduğumu. Sıcak köy yumurtası da iyi olur ha vallahi. Evet arkadaşlar, şimdi Salı Pazarı demişim. Burası Salı Pazarı değil, Tek Kiraz'dayız. Tek Kiraz'a gelmişiz. Şimdi buradan geri dönüş yapacağız. Ah be dayıcığım, arabanın geri geldiğini görüyorum. Sağ ol abi, hadi görüşürüz. Oh, hele şükür. Arkadaşlar inanın girdiğim yer dardı. De demir kapı vardı, demir yani dorseni böyle altından silme geçti, yani demir kapının şeyi. Aracımız da rejenerasyon istiyor ama burada olmaz. Asfalta indiğim gibi rejenerasyonu açıp araba
Samsun'a gidene kadar kendine rezervasyon yapması lazım. Yani egzoz temizleme. Buranın yolları çok dar. Ne zaman, nerede, ne araba çıkacağı belli olmuyor. İşte hani gördüğünüz gibi. Yani durup bize yol vermesi gerekiyor. Bir de ya şu gıcırdı var ha. Yani arkadaşlar siz videoda, yani videonun süresi kadar bu gıcırtıyı duyuyorsunuz. Ama ben devamlı duyuyorum. Onun için kusura bakmayın, bu gıcırtıyı yapacağız ama zaman bulamıyoruz işte işten dolayı. Yani bu gıcırtıyı kesmemiz için arabanın sabahtan akşama kadar bir gün ustada olması lazım. Dayı yavaş gel. Beni dallara... Dayı! Telefon kulağımda üzüleme üzüleme geliyor ya. Allah Allah! Köy, aynen köy gibi ya. Vallahi var ya, bildiğiniz köy. Her taraf yemyeşil, fındık bahçeleri. Benim yumurtanın üreticileri hepsi köyde. Ha şimdi olsaydı böyle bir kova köy yumurtası var ya. Köy yumurtası. Şimdi burası neresiymiş? Mescitli. Mescitli kasabasından gidiyoruz. Bolas. Burası bir gördüğünüz gibi ırmak, dere. Ama iyi balık vardır burada. Ha. Bu direkt devamlı çarşıklar direkt şeye gidiyor bana kalsa, Terme. Böyle bu yol arkadaşlar aynı zamanda Terme'ye de bağlanıyormuş. Yani buradan beri Terme'ye aşağı inebiliyorlarmış. Öğrendiğimiz kadarıyla. Mübarek ne gıcırdıymışsın be. Yolu şaşırmayalım da. Yeşildere Vadi Otel. Otel bira var burada ya. Vay anasını. Hay seni ben gıcırdına. Aracın komple sökülmesi gerekiyor arkadaşlar bunun yapılabilmesi için. Onun için de bizim zamanımız yok. Kusura bakmayacaksınız, artık idare edeceksiniz bu abinizi. Bu abinizi, bu kardeşinizi bir süre idare edin. Yavaş Bey. Ben buradan mı geldim gerekiyor ya? Doğru gidiyoruz herhalde inşallah. Gel gel. Sıkıntı yok, ben yolundayım. Ne olursa olsun arkadaşlar, sabah kahvaltınızı sıkı yapacaksınız. Sabah kahvaltıyı aceleye çıktım. İki poğaçayla yola vurduk kendimizi. Şimdi karnımız acıktı. Yavaş gel, yavaş. Yavaş gel. He, yavaş gel. Senin yüzünden ben arabamı dala vuramam. Kusura bakma. Görüyorsunuz yol dar. Hala üzerime üzerime geliyorlar ya. Üzerime üzerime, üzerime üzerime. Orada bir dayım da diyor ki, kendisi otobüs şoförüymüş. Gel de şoförlükler değişelim diyor meslekleri. Niye dedim dayı? Ben otobüs şoförüyüm diyor. Onda diyor, seninki de diyor, teker sayısı fazla diyor. Baba sıkıntı yok dedim. Yani otobüs kullanan adam bunu da kullanır dedim yani. Sonuçta otobüs şoförüsün dedim. Uzun yol şoförü. Otobüs şoförünü ben de seviyorum dedim yani. Keşke olsam otobüs şoförü olsam. Ay yavrum, adam ne güzel ev yapmış köy gibi. Vallahi.
İşte böyle yerde arkadaşlar yaşamaya doyamaz insan. Tertemiz hava, oksijen mis gibi. Ondan sonra cıma. Ben nereye geldim lan? İnşallah doğru yoldayız. İnşallah yolu şaşırmadım. Buraları gördü müydüm ben gelirken ya? Doğru yoldayım ya. Bir an tereddüt ettim yani arkadaşlar. Şu an Salı Pazarındayız. Salı Pazarı spor salonu. Devlet Hastanesi. Terme Ordu. Çarşamba Samsun. Biz Çarşamba Samsun'a devam. Şimdi bu rezervasyonu burada açmam lazım arkadaşlar. Çünkü ben rezervasyonu durdurmuştum. Şimdi evet, şimdi açtım onu. Aracımızdaki mazot da arkadaşlar 160 kilometre gidesilik kadar var. Etbolumuz da 990 kilometre gidesilik kadar var. Mazotumuz yeter bize. Şu an Salı Pazarından geçeceğiz. Tamam. Şu mikrofonları bir alayım bir saniye. Evet. Konak pide. Kaç oğlum kaç? Hadi bakalım. Ya bismillah. Döndük çarşamba istikametine. Buraya tırla ilk defa geldim arkadaşlar. Daha önce Salı Pazarına gelmiştim. Taksiyle gelmiştim. Ama ilk defa tırla gelmiş oldum. Yollar biraz dar. O bir gerçek. Şimdi gidelim erkenden de bakarsın bir iş daha çıkar. Bir günde iki sefer atmış oluruz. İki işe gitmiş oluruz. Ben neyi seviyorum biliyor musunuz? Böyle hani işe gidiyorsun da ödemesini böyle nakit alıyorsun ya peşin. Al gülüm ver gülüm. Yükü boşaltıyorsun da sana ya bismillah böyle sayıyorsun ya böyle paraları. Heh. O yetiyor baba. O yetiyor. Keşke her gittiğimiz yerde böyle ödemeyi nakit alsak, peşin alsak. Adam diyor, bundan sonra diye yükü sadece size vereceğim diyor. Arkada sağ olsun. Oradaki Çelebi mi, Çebioğlu mu? Neyse ismini unuttum. Rahat bir şekilde girdin diyor, sıkıntı yapmadın bize diyor. Bundan sonra benim gübremi, işimi siz göreceksiniz, siz getireceksiniz dedi. Eyvallah baba, sağ ol dedik. Ondan sonra çıktık geldik. Şimdi yani önemli olan zaten müşteri memnuniyeti. Müşteri memnun olduğu sürece hiçbir zaman yani Allah'ın izniyle ekmeksiz, işsiz kalmaz. Şimdi arkadaşlar çarşambaya indim. Birazdan Anadolu'ya çıkacağım. Saate baktım. Saat de tam Bellona'nın yemek saati. 12-12.30. Lan geçerken de şu Bellona'ya bir uğrayayım. Eskileri beyat böyle bir arkadaşları göreyim. Ne zamandır uğramadım. Hazır zamanım da var. Zaten bana haber de gelmedi yükleme var diye. Gideyim oranın bir yemeğini yiyeyim. Bellona yemeği biliyorsunuz ki güzel. Özledim arkadaşları. Oraya gideceğim bir göreceğim ama benim GL082 orada yoktur. Yoldaymış.
Mahmut kardeşimize geçti araba. O kullanıyormuş. Şu an kendisi Kastamonu'daymış. Bir geçelim bakalım Bellona'ya. Arkadaşlara bir selam verelim. Musa Akgül abimiz müdür olmuş bizim Bellona tarafına. Bir hayırlı olsun. Dayı neyi bekliyorsun? Davetiye mi bekliyorsun? Bir hayırlı olsun diyelim abimize. Musa abi çok seviyorum. Adam gibi adam. Olsun. Demek ki nasip değilmiş bize. Orada ömür boyu çalışmak. Nasipten gerisi yalan tabii ki. Ben yola gideceğim abi. Ben depoda ne işim var? Yola gitmeyi seviyorum ben. Onun için her zaman da yoldayım, şükürler olsun. Yakında inşallah Azeri işi de başlayacak. Azeri'ye de gitmeye başlayacağız. Ondan sonra her şey daha güzel olacak inşallah. Evet arkadaşlar, şimdi Bellona'ya şöyle bir giriş yapalım. Ne zamandır şu kapıdan girip çıkmamıştım. Şu kapıdan içeri bir girip çıkayım hayırlısıyla. Hadi bakalım ya, bismillah. Gelmişken yemeğimizi de yiyelim. Selamünaleyküm. Baba ne yapıyorsun? Hoş bulduk. Arkadaşlar Bellona'ya gittik. Arkadaşlarımızı gördük. Hepsi memnun kaldı. Sevindiler beni gördüklerine. Ondan sonra da gelmişken bir yemeğini diye. Şansıma da kahvaltı türü vardı. Pizza, kısır, çay, kek falan. Kahvaltımızı da yapmış olduk. Karnımızı doyurmuş olduk. Şimdi Sina aradı. Geldi de seni bekliyorum dedi. Bakacağız artık. Bir yere yükleyeceğiz artık. Neresi olursa olsun. Bugünkü yolculuğumuz Salı Pazarı İkizce'ydi. Orayı boşalttık şimdi. Gidiyoruz. Yalnız benim şöyle bir şey oldu. Arkadaki hava hortumu boşlamış. Bir kere şeyde oldu. Çarşamba sanayi lambalarından dönerken birdenbire çıktı. Yolun ortasında olduğu gibi kaldım. Hemen gittim, taktım. Yürüdüm, devam ettim. Şimdi Bellona'dan çıktım. Bellona'dan yola döndüm. 10 metre gidemedim. Pah, bir daha çıktı. Allah'tan sağ şerit dedim. Hemen dörtlüğü yaktım. Sağ şeritte durdum. Hemen gittim, onu da taktım. Şimdi gidince ilk işim bu hortumu oradan kesip çamalla ısıtıp yeniden sokayım ki o soğuduğu zaman da onu sıksın. Çünkü tehlikeli yani. Hava çıktı gibi dorsu yolları kilitliyor. Bizim için büyük sıkıntı. Onu bir an önce halletmem lazım. Arkadaşlar biliyorum bu video biraz kısa oldu ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar dedim işte günlük nereye gittiğimi, neler yaptığımı görsünler istedim. Bugün İkizce köyüne gittik. Orada bizim yumurtamızın üreticileriyle tanıştık. Tavuklarla. Ama isterdim ki oradan bir köy yumurtası alayım ama istemedim. Adamın kendi tavukları. Kendisi köy yumurtası ihtiyacı olabilir diye ben bir şey demedim. Parasıyla da olsa alacaktım ama sonra dedim gerek yok, boş ver dedim. Öyle geldik. İnşallah bu videoyu da beğenirsiniz. Fazla çekim yapamadım. Kusura bakmayın. Yanımda çalışacak olan işçiler var. Kısa da olsa sizlere işte elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Ben şimdi depoya gidiyorum. Aktros candır, gerisi heyecandır. Yolunuz uzun olsun. Her daim sevginiz sonsuz ve her zaman sadık olsun. Sizleri seviyorum.